Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün sizlere Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin biz Eskişehir sakinlerine metrekaresi küçük ama kendisi büyük olan hediyesinden bahsedeceğim. Arkadaşlar burası Eskişehir'in birçok yerinde olan hobi bahçelerinden bir tanesi. Burada 92 tane parsel var. Bu parseller her biri şehit gazi yakınlarına ve emeklilere tahsis ediliyor. Ve gönüllerince burada vakit geçiriyorlar. Bahçelerden daha çok kişi faydalansın diye biraz küçük yapılmış. Ama inanın işlenmesini ve eklemesini bildikten sonra bir aileye fazla bile gelir. Önemli olan düzenli ve sıralı ekim yapmak. Sağ olsun eşim de benim gibi toprağa ve bu işlere merakından dolayı beni yalnız bırakmıyor ve bahçeyi beraber düzenliyoruz. Biz burada birim alandan daha çok nasıl ürün alırız diye düşünerek böyle bir ekim planı yaptık. İlk girişte sağa ve sola böyle küçük salatalar için yeşillikler diktik. Burada naneler var, rokalarımız var, maydanozlarımız çıkıyor. Burada yine maydanozlar ve dereotları görüyorsunuz. Bunları biz fide yaptık. Tohumdan ekmedik. Bu maydanozlar ve dereotlarını fideden yaptık. Burada yine yeşilliklerimiz çıkıyor. Soğanlarımız, fındık toplarımız. Bahçe duvar dibi boyunca bezelye ve yanına da ıspanak ektik arkadaşlar. Bahçede rahat hareket edebilmek için, ayağımız çamura değmemesi için ortada yürüme alanına bu şekilde taş döşedik. Ve şöyle gördüğünüz gibi ikili arıklar yaptık. Yani burada hem buraya hem buraya ürün ekeceğiz. Ortadan sulama sistemi yapacağız. Kenarlarda bizim yürüme alanlarımız. Niye yürüme alanlarına saman döşedik derseniz, hem ayağımız çamura değmiyor, rahatça yürüyebiliyoruz. Hem de bu saman çürüdükçe organik maddece toprağımız zenginleşiyor. Samanın toprağa inanılmaz faydası var arkadaşlar. Saman toprağın içinde çürüdükçe çürükçül bakteriler oluşuyor ve toprağı organik madde bakımından zenginleştiriyor. Daha önceden burayı bellerken bir tane bile solucana rastlamadık. Ama artık toprağı eşeledikçe solucanlara rastlar olduk. Şimdi samanların diplerini bakın, görelim arkadaşlar. Aşağıya doğru indikçe çürümeler oluyor bu şekilde. Bu çürümeler seneye bu toprağı organik madde bakımından zengin bir hale getirecek. Buraya bu şekilde arıklar yaparak çilek ektik arkadaşlar. Siyah naylon döşedik. Çilekler toprağa değince hemen çürüyor. Çürümemeleri için, toprağa temas etmemeleri için bu şekilde yaptık. Buraya yer salatalığı ekeceğiz. Karşılıklı bir şekilde geniş bir arık yaptık burada. Karşılıklı bir şekilde gelişecekler. Şu gördüğünüz alan fasulyeler için. Bu iplere dolanacak ve çıkacaklar. Daha önce bir fasulye ekimi yaptık. Malum Eskişehir havası soğuk olduğu için fasulyelerimiz öldü. Şu gördüğünüz iki, hatta 3 gariban fasulyemiz halen yaşamaya direnç gösteriyor. İşte burada arkadaşlar soğanımız, Brüksel lahanamız, marulumuz, baklamız ve yine kıvırcıklarımız mevcut. Gayet güzel gelişim gösterdi. Toprağı koyun gübresiyle bayağı yoğun bir şekilde karıştırdık. Bu şekilde ancak ürün elde edebiliyoruz. Çünkü hobi bahçelerinin topraklarını genelde sağdan soldan doldurma bir şekilde yapmışlar. Bahçe toprağı, bazı bahçelerde çok güzel toprak var. Bazı bahçelerde topraklar inşaat kazıntısında çıkan topraklar gibi. Biraz da ben bu konuda şanssızım. Benim toprağım kötüydü.
Ama çok gübreledik. İnşallah çok güzel bir şekilde ürün alacağız. Burası arkadaşlar 7 metre boyunda, 5 metre eninde bir yer. Toplam 35 metrekare ekim alanı var. Bir de bunun yanında küçük bir kulübemiz var. İçine eşyalarımızı koyabiliyoruz. Semaverimizi, mangalımızı koyabiliyoruz. Yani sizin de böyle küçük bir evinizin önünde bahçe olabilir. Bir yerde bir yeriniz olabilir. Ama burası çok küçük, burada hiçbir şey olmaz demeyin. Düzenli ve sıralı bir şekilde ekim yaparsanız inanın birçok ürün alacaksınız. Etrafını bu şekilde yeşil örtüyle kapattım arkadaşlar. Bu yeşil örtünün burada sağladığı fayda rüzgarı kesmesi için yaptım. Çünkü burası inanılmaz rüzgar alan bir yer. Ve diğer bahçeleri görün. Diğer bahçelerde daha henüz hiçbir şey çıkmadı. Burada şurası ekilmemiş, çim var. Örtü olmazsa hiçbir şey yetişmiyor. Ve biz bu örtü sayesinde az da olsa yeşilliklerimizi büyütebildik. Daha önceki videolarımda patates ekim videoları vardı. Onların da son halini göstereyim arkadaşlar. Bu ilk saksıya patates ektiğim video. Videodaki patatesler ve patateslerimiz bayağı bir büyümeye başladılar. Soğuklardan çok etkilendiler. Mesela şunları görüyorsunuz. Soğuklardan yaprakları dondu, tekrardan yeşeriyor. Çünkü hava durumu, bir aylık hava durumuna baktığımda hiç eksiye düşmeyecekken Eskişehir eksi 7 ve 8'leri gördüm ne yazık ki. Bu saksıdaki patates, ahşap saksıdaki patateslerimiz yeni yeni çıkmaya başladılar. Bunda henüz bir çıkan bir şey yok. Ve dışarıda çuvallara da patates ektim ben. Çuvallarda da bazılarında henüz çıkmadı. Şunlarda henüz çıkmadı. Şuradaki çuvallarımda yeni yeni baş göstermeye başladılar. Şuradaki bayağı bir büyümüştü. Soğuktan etkilendi. Tekrardan canlanıyor. Bunların her birinde farklı yöntemlerle ve farklı topraklarla patates dikimi yaptık. Ve her birinde ürün nasıl çıkacak, hangisinde daha iyi çıkacak onu analiz edeceğiz. Ve bir dahaki ekimde sadece o yöntemi deneyeceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu ve bahçemizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayınız. Ürünlerin gelişimini merak ediyorsanız ve bize destek olmak için kanalıma abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Başka videolarda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.